Arkadaşlar merhaba, polinomlarda 142. sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi bir polinom vermiş, polinomun sabit polinom olduğu söyleniyor. Sabit fonksiyonlarda olduğu gibi çözeceğiz. Sabit polinomla sabit fonksiyon aynı. Px'in eşitliğinin karşısında herhangi bir x değerleri olmayacak, direkt sabit sayılar olacak. Zaten buradan gördüğünüzü görebiliyorsunuz. Arkadaşlar iki katı hikayesi var burada. Buradan hemen görebiliriz. 3x varken 6x yapılmış, iki katına çıkılmış. Yani burası 4 olduğuna göre kesinlikle buranın da cevabının 2 olacağını ben buradan hemen görebilmem lazım. M yerine 2 yazılır. Ama siz bunu yapmaz da şöyle yaparsanız, sabit fonksiyonlar gibi 3 parantezine aldığınız zaman x artı m bölü 3 gelecektir. Sonrasında arkadaşlar 6 parantezine aldığınız zaman x artı 4 bölü 6 gelecektir. Oraları yanlış yapmayalım. Şöyle 4 bölü 6 gelecektir. Madem bunlar sabit fonksiyondur, gitmeleri gerekiyor. Sabit polinom ve sabit fonksiyonda bunların gitmeleri gerekiyor. Giderse kalan değerlerimiz için şöyle yazabiliriz. M bölü 3'ün kesinlikle 4 bölü 6'ya eşit olması gerekir ki bunlar gitsinler. Buradan da direkt cevabınızı 2 olarak bulursunuz. Yani uzatmayalım arkadaşlar. Sabit fonksiyon, sabit polinom aynıdır. O zaman sizin Px dediğiniz polinom 3 bölü 6 yani birincisinin 2 katı olarak 1 bölü 2 olarak karşınıza çıkmış olacak. Bu polinom demek ki 1 bölü 2 polinomuymuş. Sizler PD kaçı istiyorsunuz? PD2'yi. Sabit olduğuna göre devamlı cevabınızın 1 bölü 2 olması gerekiyor. Öyle diyebilirsiniz. Evet, geldik bir başka soruya. Bir polinom verilmiş. Bunlarla ilgili bazı bilgiler yer almış. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden elde edilen bölümden bahsediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, Px'in x eksi 3 ile bölümünden elde edilen bölüm sabit bir sayı ise, o zaman ben bu işlemde Px polinomunu bulmak için x eksi 3 dediğimiz şeyi sonra m ile çarpıp sonra k ile toplayacağız. Eğer sabit bir sayı ise şuranın cevabında kesinlikle birinci dereceden olmak zorundasınız. Çünkü başka türlü m x'li bir şey değildir. Sabitle çarptığın zaman x'li bir şey olur. O zaman px polinomunu hemen yazalım arkadaşlarım. Px eşittir ax artı b gibi bir fonksiyondur. Yukarıda verilenleri kullanalım. P'de 1 verilmiş. Yani a artı b 1 koydum yerine 7'yi bulmuş oldum. Sonra p'de eksi 2'yi vermişler arkadaşlar. Yerine yazdım eksi 2 a artı b. O zaman onun da cevabını 1 vermişler. Siz şimdi buradaki İki tane denklemi çözeceksiniz. Mesela yukarısı aynen kalsın. Yukarısı eksi art aynen kalsın. A artı b 7 yazalım. Aşağısını biz eksiyle çarpalım. Eksiyle çarparsanız 2a gelecek. Sonra eksiyle çarptığınız zaman eksi b gelecek ve eksi 1 gelecek. Şimdi toplama işlemi yaptığınız zaman buradan 3a'nın 6 olduğunu ve a sayısının 2 olacağını, b sayısının da sevgili arkadaşlar a'ya 2 verdikten sonra 5 olacağını zaten bulmuş oluyorsunuz. Ne istiyor sizden? P, M'i istiyor. Şimdi sizin arkadaşlar polinomunuz kim olmuş oldu? Px polinomu olmuş oldu ve ax artı b'ydi. Ax artı b ise o zaman sevgili arkadaşlar Px eşittir. Demek ki 2x artı 5 idi. Peki sizler M'i nereden buluyorsunuz? Bunu x eksi 3'e bölüyorsunuz. Bölelim. Bir iki kereymiş pardon. 2 ile çarptığınız takdirde burayı yanlış yapınca yanlışlar devam ediyor. 2 ile çarpınca arkadaşlarım 2x eksi 6 gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. O zaman çıkarma işlemini yaptığınız zaman 11 burada kalacaktır. O zaman siz de m dediğiniz sayının arkadaşlar 2 olduğunu görmüş oluyorsunuz. Peki p'de 2 isteniyor. Yani pm istenmişti. p 2 idi yani istenilen. O zaman x gördüğünüz yere 2 yazdığınız zaman cevabınızın da sevgili arkadaşlar 9 olabileceğini buradan bulmuş olabilirsiniz. Peki, devam edelim. Bir başka soru geldi.
A ile B bir tam sayıdır diyor. Yani A'lar B'ler bunlar demek ki kullanacağız. Ondan sonra polinomunun tam sayı katsayılı diyor. Tam sayı katsayılı bir polinom olduğuna göre. Ama sevgili arkadaşlar sorunun içerisinde kök 3 çarpanı var, sorunun içerisinde kök 2 çarpanı var. Bunların tam sayı olabilmesi için kök 3'ün kök 3 ile çarpılıp kurtarılması lazım. Ama içerisi kök 3 gelemez. Çünkü A yerine tam sayı yazılacağı için 3 ile toplanınca yine tam sayı olacak. O zaman bir tane şansınız var sevgili arkadaşlar. A artı 3 yerine 0 yazarsanız kurtarırsınız ve B eksi 2 yerine 0 yazarsanız kurtarırsınız. O zaman polinomunuz da istenmedi ama ne olmuş olur onu hemen söyleyeyim. Tabii ki buradan hemen sonuçları şöyle bir yazalım. A'ya eksi 3 yazdınız. Bu sefer B'ye de 2 yazdınız. Şimdi A eksi B dediğine göre eksi 5 x küp gibi bir polinomla karşılaştınız. Polinomunuz bu. Ama bunlar istenmiyor. Ne isteniyor sizden? Bu A ile B'nin toplamı isteniyor sizden. Biz onu kolayca eksi 1 olarak zaten bulmuş olduk. Sevgili arkadaşlar, bir polinom verilmiş. Çift dereceli terimlerin katsayıları. Şimdi ben bir hatırlatma yapayım şurada önce size. Px polinomu için arkadaşlar iki sonuç hatırlatacağım. Eğer çift dereceli terimleri istiyorsanız veya tek dereceli terimler istiyorsanız biz şöyle bir bağıntı yapmıştık. P'de 1 vardı. Sonra bir de P'de eksi 1 vardı. Bunları toplayıp arkadaşlar 2'ye bölüyordunuz çift için. Tekler için ise aynen yine P'de 1'i buluyordunuz. Sonra P'de eksi 1'i bulup farklarını alıp da 2'ye bölüyordunuz. Bu Px polinomu için. O zaman biz onu genelleştirelim. Herhangi bir polinom için yapalım. Herhangi bir polinomda çift dereceli terimlerin katsayılarını bulmak istiyorsanız önce 1 vereceksiniz. Sonra eksi 1 vereceksiniz. Toplamlarının yarısını alacaksınız. Çift dereceli terimler için. O zaman hemen birincisini sevgili arkadaşlar bakalım. Bu polinomun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Çiftler için 1 verdiğimizi söylemiştik. 1 verirseniz P'de 7 artı 1 verdi, eksi 1 verdiniz P'de 3. Bunun cevabını arkadaşlar 8 bulacaktınız. Bölü de ikisi var unutmayalım. Sonra alttaki polinoma geldi sıra. Alttaki polinomda da arkadaşlarım yine çift dereceliler verilmiş, istenmiş. Yine x gördüğünüz yere 1 yazdığınız zaman P5 elde edeceksiniz. Şurayı düzgün yazayım. P5. Ondan sonra x yerine eksi 1 yazdığınız zaman bir de P3 elde edeceksiniz. Ve bunları tekrar 2'ye böldüğünüz zaman cevabı 4 olarak vermiş herhalde. Evet. Hemen yan taraftan devam edelim. Sevgili arkadaşlarım P7 artı P'd3 eşittir 16 gelmiş. Buradan baktığınız zaman P'd sevgili arkadaşlarım 5 artı sonra P'd3 bunun da cevabını 8 olarak vermiş. Peki sizlerden ne istiyorlar? Bir de onlara bakalım. Şimdi şu polinomun tek derecelilerini istiyorlar. Tek derecelilerde de 1 koyacaksın, eksi 1 koyacaksın ama farklarını alacaksın. 1 yazarsanız arkadaşlar P7 bulursunuz. Eksi 1 yazarsanız arkadaşlar P5 bulursunuz. Ama siz farklarını alıp 2'ye bölmeniz lazımdı. Sizin istediğiniz şey bu. Şimdi demek ki bu P7 eksi P5'i oluşturmam lazım. Arkadaşlar şunu birbirinden çıkartırsanız P7 eksi P5'i bulursunuz ki hızlı yapalım. O zaman buradan P7 eksi P5'i o zaman buluyorum. 16'dan 8 çıkarsanız 8 olarak karşılaştım bundan. O zaman sorunun cevabını yazalım. Cevabınız 8 bölü 2'den 4 olarak bulunmuş olacak bu soru için. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Bir başka soru geldi. Bu bir polinom verilmiş size. Yine bu polinomun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Yalnız burada dikkat edin. Size verilmiş olan polinom Px artı 1, size sorulmuş olan polinom da Px artı 1. Yani bir nevi Px artı 1'i görmeyin. Yani adam sizden şunu istiyor. X4 ve 3x küp ve 4x kare eksi 5x ve artı 4'ün çift derecelilerini
derecenin terimlerin toplamı. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çift derecelilerde P1 vardı. Sonra bir de P-1 vardı. Bölü 2 vardı. Şimdi P1'i x gördüğünüz yere 1 yazarsanız şurada hemen bir bulalım. 1 yazdığınız zaman 1-3 ondan sonra artı 4 sonra -5 ve artı 4 gelecekti. Bunları toplayacaktım kimle? -1 yazarsanız neler olacak onu bir görelim. Tekrar 1 gelecek. Ondan sonra -1 yazarsanız bir 3 ile karşılaşacaksınız. -1 yazarsanız bir 4 ile karşılaşacaksınız. Sonra artı bir 5 var. Artı bir tane daha 4 var sevgili arkadaşlar. Şunların 4-4 olduklarını bir yazmaya çalışalım. Tam belli olmadı çünkü. 4-4. Bölü 2'niz de var. Sonucu hemen görelim. Şuradaki 4 daha 8, bir daha 9, 1 kaldı. Artı buradaki işlemin sonucu 8, 13, 16, 17 kaldı. Bölü 2, 18 bölü 2'den cevabınız 9. Ama böyle niye yaptınız ki? Çünkü şöyle sordu bize. Bu Px polinomunun dedi çift dereceliler. Çift dereceliler sevgili arkadaşlar x4. Sonra çift dereceliler x kare. Sonra burada x üzeri 0 olduğu için o da çift dereceliler. Çift derecelilerin katsayılarını yazıyorum. Bir 1 gördüm. Bir 4 gördüm. Bir tane daha 4 gördüm. Yani cevabınızı yine 9 gördüm. Çünkü aynı polinom sorduğuna göre biz bir daha işlem yapmamıza gerek yok diye düşünürüz. Peki devam edelim. 147 numaralı soruyu hemen görelim. Arkadaşlar bir tane polinom vermişler. Px polinomunun 0-1 aralığında bir reel kökü olduğuna göre. Şimdi sevgili arkadaşlar A'lar, B'ler ve C'ler bir reel sayıymış. Pozitif reel sayıymış. Onları da unutmayalım. Ben yine fonksiyon mantığıyla anlatmaya çalışayım size. Bunlar x ve y olsun. Sizin 0 ile 1 aralık dediğiniz şeyleri de hemen bir görelim. 0 burası olsun, 1 de burası olsun. Yani 0 ile 1 aralığında bu polinom bir şekilde çizim yapacağım. Yani şu şekilde devam etsin diyelim Px polinomu. Aynen fonksiyon gibi. O zaman arkadaşlar x eksenine değen bir tane kesinlikle kökü var. Diyor ki 0-1 aralığında bir reel kök olduğuna göre. Bu kökün kim olduğunu bilmiyoruz ama benim bildiğim bir şey var. F0 ile arkadaşlar F0 değeriyle F1 değerini çarptığınız zaman %100 sıfırdan küçük kalması lazım. Çünkü birincisi F0 aşağıda kalıyor, F1 yukarıda kalıyor veya F1 yukarıda kalıyor, F0 aşağıda kalıyor. Bu şöyle de çizilmiş olsa hatalı çizim demek değildir. Hatalı çizim yapılmış olmaz. Mesela bu 0'dır, bu 1'dir. Polinomunuz azalıyor da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde de olabilir. Fark eden hiçbir şey yok. Bu sefer gene F0 ile F1'in çarpımları sıfırdan küçüktür. Şimdi F0 bir bulalım. F0 x gördüğünüz yere 0 yazarsanız -6. F1 x gördüğünüz yere 1 yazarsanız 1 gelecek. Artı a gelecek. Artı b gelecek. 1 yazmıştınız sevgili arkadaşlar unutmayalım. -6 küçüktür 0. Şimdi her tarafı -6'ya bölerseniz bir kere biraz daha işlemini düzeltelim. 1-a-5 büyüktür 0 gelecektir ki a artı b'nin cevabı 5'ten büyük geldi. Şimdi sorumuza tekrar dönelim sevgili arkadaşlarım. Bu adam ne istiyor bizden? Px polinomunun katsayılar toplamını yani P'de 1'i istiyor. P'de 1'i hemen yazalım. P'de x gördüğünüz yere 1 yazarsanız 1 artı a artı b eksi 6 isteniyor. Yani kısaca a artı b eksi 5 isteniyor. Bu ifadenin bir de en küçük değerini istiyorlar. Şimdi sizler a artı b'yi 5'ten büyük sayarsanız ve buraya da 6 yazarsanız o zaman bu ifadenin en küçük değeri olan cevabı 1 olarak bulmuş olursunuz. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi 148 numaralı soruda sevgili arkadaşlar güzel bir soru. Polinomunun tam sayı sıfırlarından biri -1. Yani bunun anlamı şu, tam sayı sıfır demek, bakın sıfırları demek, sıfırları demek.
Kökleri demektir arkadaşlar, kökleri. Kökleri demektir. Bundan ilk kez bahsediyorum. D, yazamadım onu. Şuraya bir yazmaya çalışalım. Demektir. Arkadaşlar bir sorunun tam sayı sıfırları onun kökleri anlamına geliyor. Adam demiş ki köklerinden bir tanesinin eksi bir vermiş. Buradan hemen şunu anlıyorum. Demek ki Px polinomu kesinlikle x artı 1 polinomuna tam bölünüyor demektir. Madem köksünüz, tam bölünüyorsunuzdur demektir. Biz bu polinomdaki diğer kökleri bölme işlemi yaparak bulabiliriz demektir. Eksi, bunları bir yazayım. Bu x eksi x artı 1'e bir tam bölüneceğine göre bir bölelim. Arkadaşlar burada x kare ile bir çarpalım. Oldu x küp. Ve artı x kare oldu. Tabi çıkarma işlemini hatırlayın. Şuraların önüne eksi gelecektir. Çıkarttığınız zaman eksi 5x kare gelecek. Ve artı x ve artı 6. O zaman eksi 5x diyeyim. Çarptığınız zaman yine eksi 5x kare. Sevgili arkadaşlar eksi 5x gelecektir. Tabii ki bunların önüne eksi geldiğini, çarpıldığı zaman artıya dönüşeceğinden dolayı 6x artı 6 olduğunu ve en sonunda da arkadaşlar 6 yazmanız gerektiğini, sonuçta 6x artı 6 olacağını ve çıkarma işleminin sonucunda da sonuçta tam bölüneceğini gördük. O zaman biz Px polinomunu yazalım arkadaşlar. Onu da renkli, başka bir renkten kullanayım. Px polinomu eşittir sevgili arkadaşlarım. Bir x artı 1 çarpanı vardı içerisinde. Bir de x kare eksi 5x artı 6 çarpanı vardı. Biraz daha düzeltelim. X artı 1 duracak. Burası x eksi 3 ve x eksi 2 şeklinde ayrılacak. O zaman birinci sıfırımız eksi 1. İkinci sıfırımız 3. Üçüncü sıfırımız da 2'dir. Yani diğer sıfırların toplamından bahsediyorsa bize o sıfırların yani o köklerin toplamı 2 artı 3'ten sevgili arkadaşlar 5'tir diyebilirsiniz. Demek ki polinomun sıfırları, fonksiyonun sıfırları fonksiyonun çarpanları demektir. Bunu da bu şekilde hatırlamış olalım. Evet, şimdi bir başka soru, aynı soruyla alakalı. Sevgili arkadaşlar, diyor ki polinomunun sıfırları, bir de üçüncü dereceden bir polinom, sıfırlarını vermiş. O zaman ben hemen sıfırlarını vermişse, köklerini vermişse bu denklemi yazayım. Aynen fonksiyon gibi. Madem iki köktür, x eksi 2 ile bölünüyor demektir. Madem 3i köktür, o zaman x eksi 3i ile bölünüyor. Ve aynı mantıkla x artı 3i ile bunlar bölünüyor demektir sevgili arkadaşlar. O zaman ben bu polinomda P1'in de eksi 20 olduğunu kullanacağım ama önce bir cümleyi daha düzelteyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım şuradaki karmaşık sayıdan biraz kurtarayım. A çarpı x eksi 2 burada dursun. Şu grubun çarpımı 2 kare farkından uzatalım hadi. X kare eksi 9 i kare gibi bir şey gelecek. O zaman Px polinomu sevgili arkadaşlarım A tane x eksi 2 geldi. Bir de x kare artı 9 geldi. Çünkü i karenin eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi yukarıdaki bilgiyi kullanalım. P'de 1 eşittir eksi 20. O zaman yazalım. P'de 1 eşittir A dediniz. 1 yazdığınız için eksi 1'dir. 1 yazdığınız için sanıyorum 10'dur. Ve bunların cevabı da eksi 20'dir denmiş. O zaman eksi 10, eksi 20'den A sayısını zaten 2 olarak buradan tespit etmiş olursunuz. A sayısını arkadaşlarım 2 verdiğiniz zaman polinomunuzu da yazmış olacaksınız. O zaman polinomu yazayım. 2 çarpı x eksi 2 çarpanı vardı. Bir de yerinde x kare artı 9 çarpanı vardı. Ne istiyorlar sizden? Ona da bir bakalım. P'de 0 istiyorlar. P'de 0, x gördüğüm yerlere 0 yazarsam bulmuş olduğum değerdir. Arkadaşlar 0 yazdığınız zaman buraya 2, eksi 2 ve 9'dan dolayı eksi 36 olarak bu sorunun da cevabını bulmuş olacaksınız sevgili gençler. Evet, devam edelim şimdi. Bir sonraki soruya hemen gelelim. 150. Maşallah
soru zaten normal yolla çözülemeyeceğini size söylüyor. Katsayılara bakarsanız 2, eksi 22, 47, 67, 29 birbirleriyle hiç alakası olmayan işlemler. Burada ne yazık ki normal bölme yaparaktan bu işi götürebilirsiniz. Çünkü çarpanlar ayrılacak gibi bir tarafı yok. Ben hiç böyle katsayılı ifadeler görmedim düzgünler arasında. O zaman yapacağınız işlemi şu ortadan başlayayım rahat etmek için. Bir yazmaya başlayalım. 2x5. Şunları bir düzelteceğim arkadaşlar. Önce bir yazayım onu. Normal bölme yapacaksınız. Biraz uzatacaksınız. Yani biraz bu işin hamallığını yapmış olacağız. Görelim. Şurasını birazcık şöyle uzun tutayım. Arkadaşlar sizler x eksi 13'e böleceksiniz. Ben başlıyorum bölmeye. Şimdi 2x5 olması gerekiyor. O zaman ben 2x4 ile demek ki bunu çarpacağım. Çarpıyorum. Şurası 2, hem orayı hem burayı farklı renk kullanmayalım. 2x4 ile çarptım. Oldu 2x5. Ondan sonra eksi 26 tane x üzeri 4. Şimdi sizler bu çizgiyi çektikten sonra bir de önüne eksi yani çıkarma işlemi yapacaksınız. Bunlar da eksi eksi artıya dönüşeceği için burada kalacak olan sayı 4x4'tür. Dikkat edin. Artı 26 eksi 22 gelecek. Devamını tekrar yazayım. 47x küp. Ve 67 tane x kare. Bundan başka şansımız yok sevgili arkadaşlar. Keşke olsaydı. Şimdi diyor ki 4x4 olacak. O zaman ben 4x küp ile çarparsam 4x4 olur. Yazıyorum çarpımlarını. 4x4 geldi. Ondan sonra çarptığın zaman eksi 52 tane x küp gelecek. Şimdi tekrar çizgimizi çekelim. Bu ifadede tekrar eksileri kullanıyorum. Kalanlara bir bakalım. 4x4'ler gitti. Artı 52 ama eksi 47 var. O zaman 5x küp kaldı değil mi? Onu da yazalım. 5x küp gelecek. Eksi 67 tane x kare ve artı 29 x ve artı 2 gelecek. Evet, devam edelim şimdi kaçtan çarpacağımızı görelim. 5x küp olacağı için şuranın 5x kare olması gerekiyor. Çarpımın sonucunu hemen bir yazalım. Çarptığınız zaman 5x küp gelecek sevgili arkadaşlarım. Ondan sonra çarptığınız zaman eksi 65x kare gelecek. Şöyle yazdım. Şimdi tekrar çıkarma işlemini bir görelim. Şunu şu şekilde yapalım. Sevgili arkadaşlar götürenler var. Artı 65 şuranın önüne eksi geleceğini düşünün. Artı 65 eksi 67 olduğuna göre demek ki eksi 2 x kare gelecektir. Artı 29 x ve artı 2 olarak sonuçlanacak. En son bir şey daha çarpayım şimdi. Eksi 2 x ile çarparsanız sevgili arkadaşlar. Tekrar çarpımın sonucunu buraya yazalım. Eksi 2x kare gelecek. Ondan sonra çarptığınız zaman artı 26x gelecek. 26x gelecek. Tekrar tabii ki bir çıkarma işlemi daha oluştu. Çıkarma işleminin sonucunda bunlar götürdü. Eksi 26 da gidecek. Burası 3x artı 2 gibi bir şey kaldı. O zaman ben tekrar buraya 3 çarpana koyayım. O zaman sonucu tekrar bağlayalım. 3x eksi 39 gelecek o zaman. 3x eksi 39 satırı da tam sonunda yakaladım yani. En son bitmek üzereyken yakaladım. O zaman eksi 3x artı 39 olacağı için şuranın cevabının 41 olacağını gördüm. Eğer inşallah soruyu yanlış çözmemişizdir. Cevabı eksi olarak bulmuş olduk. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk diyoruz.